Yeni yıl hediyelerinin Mediamarkt'la tam zamanı. Akıllı telefonlardan kahve makinelerine, saç şekillendiricilerden akıllı saatlere çeşit çeşit yeni yıl hediyesini keşfetmenin Mediamarkt'la tam zamanı. İlk programımız 2024'te. İğrenç dedikodularımıza son verdik mi? Vermeyeceğiz. Bunlar kayıt aa, altında. Aa, aa, bir azıcık göbek atalım ya. The Showtime'a hepiniz hoş geldiniz. İğrenç <laughs> dedikodularımıza son verdik mi? Eee vermeyeceğiz. Bunlar kayıt altında. 2024 hoş geldi. 2024 yumurtalarıyla hoş geldi. Sürpriz yumurtalar. İnanamadım. Ya ben çocukken örnek veriyorum 2001 yılında Kinder'lerde, Kinder yumurtalarda hiçbir cinsiyetçi ayrım yoktu. Zaman evet. herhalde burada geriye doğru akmış. En çok neye sinirlendiniz? Hangi oyuncak çıktığında? Ben şüphesiz puzzle, puzzle. üç parça puzzle çıktığında ağzımızı bozardık. Altı yaşında, yedi yaşında bile. Hiçbir fonksiyonu olmayan mesela şunun fonksiyonu var. Gidip gelip kuş bu. Bak şimdi böyle. Gidip, Gidip geldikçe dönüyor. Bu fonksiyonel bir oyuncak. Fonksiyonel olmayan oyuncaklar sinirimi bozardı. Ben de tepki olarak bu güya cinsiyet atanmış kızlara yönelik yapılmış Kinder'i açıyorum. Artık içinden ne çıkarsa. Aa ikiye bölmüşler Biri evet. yeniyor biri yapılıyor güzel bunu beğendim o bu arada bilginize o bir şey bu Teoman'ın penası galiba <laughs> <Şimdi> nereden? <laughs> ben bunu yapmayı beceremeyeceğim Cihan girden bir bak kaldım gibi tamam Çok bu arada e, kayda girmeden önce ben oyuncağımı yaparken dedim ki Doğanla e, Aliye arkadaşlar Aha. ben hiç bakmam dedim talimatlara oyuncak yapılma talimatları Zaten <laughs> yetişkinler bakmadan <laughs> Yapabilir ya evet ben şimdi. yapamıyorum genelde. Ve benimle daha geçler. Hayatımın ben de... anlamı. Aa bu ne? Kayakla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorum ben. Yani şimdi de hangi ülkenin timeline'ını acaba Kinder oyuncak yapıyor diye düşeceksin acaba. <laughs> yani... Bu muhabirin <laughs> adı ne? İşim... Çok güzel oyuncak yapıyor. <laughs> ben bu paketin her köşesini açmakta çok zorlandım. <laughs> Çocuklar açabilir mi bunu? Onu sormak isterim. Bana evet. balık çıktı mı? Balık mı çıktı? Bunu bununla bunu mı yer? Bu kaşığı mı? 10 kaşığı. Ha, vay be. Şimdi yemeyelim tabii de. E, eski yumurta daha güzeldi be. Tabii canım. Normal yumurta olan. Şimdi Aynı yemiyor yumurta. muyuz? Ben bunu yaptım da şunu bir şey demiyorum. Ulan iki parça şeye define <laughs> gibi. Şimdi ben orada plastik. Orada defineciler de <laughs> selamlar. Defineciler, defineciler. Büyük bir camiadır. Evet. Ama evet. çok da kazmayın sağa solu. Ben yiyorum. Ağzımda ne kadar çikolata kaldı? Hiçbir şey yok. Bu seksi soruyu sorduğum <laughs> için özür dilerim sana bakıp. Peçetesi <laughs> olan var mı? Çikolatalı çikolatalı yapmıyor. Hiçbir şey yani. yok, yok mu? Sen yedin mi? Ben yemedim. Kurusun zaten ya ağzın kuru. Bence var ama neyse. Hayır Kim iyi, iyi. Ay sizde ne kadar tatlı oluyor. Ben ben ruj sürüyorum ya çıkmadan önce. Şurada da rujumu da aldım tazelemek için. Çok seviyorum. Ee... Nasıl gidiyor hayat Deniz Aksoy? Şimdi arkadaşlar hayat Son çok iyi. Son 10 günün çok parıltılı geçti. Ben takip ediyorum çeşitli Allah ülkelerden. Allah'ıma bir şükür. Teşekkürler. Beğendin mi? Ben çok beğendim. Gerek Kalaitis röportajını gerek Sferopoulos röportajını e, çok beğendim ama Türkiye'den ziyade zaten Türkiye'de ciddi bir kitlem var. Önemli bir izleyici potansiyelim var ama Sırbistan, Yunanistan, Vallahi, Katar. Gazeteye çıkmışım Katar'a gelmedik daha. Sırbistan'da yani eski Doğu Roma coğrafyasında çok güçlü bir yankı buldu. Evet ne kadar çok mutlu oldum bu arada röportajlar çok beğenilmiş. İnsan tabii ki işini takdir görmesi. Evet bir de yani orada şey herhalde ben bir de güler, gülerek program yapmayı soru sormayı enerjiminden yüksek olduğu noktalarda çünkü ben insanların hep iyi şeyleri almayı daha çok sevdiğini düşünüyorum. Sen bir işiyle olarak. flört eden birisin kimse kendine pay çıkarmasın. <laughs> <laughs> çok fenaasın. O elini gördüm. Ben işimle flört ediyorum. Yalan mı? Evet çok doğru ama herkes bana çok flörtöz bu kız diyor. Ben işi Çok enerjiksin Evet. Komik ve neşelisin. Yok, ben... Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Çok naziksiniz. Evet. Alicim bu konuya da açtın. Çok teşekkürler. Kızdın mı? Ee, çok kızmadım. Hani çok hoşuma çok gitti. Çünkü <laughs> çok hoşuma Biraz... gitti. Hayır, yani öyle olması da normal bence. Kaf gel, konudan çıkalım. Çık. Çika... Çapkınlık nedir? Buyurun size. Hiçbir bilgim yok. Giriş 2024'te giriş e, konumuz, ilk konumuz yani. Çapkınlık nedir? Saygı çerçevesi içerisinde çapkınlığın sorunu. benim abi. aklıma saygı çerçevesinde yoktur da biraz deton oldum dikkat edersen hastalık dönüşü, hastalığı atmaya Kesin çalışıyorum. Diyorsun. Benim aklıma Kaya Çilingiloğlu geliyor bilmiyorum. Hani bir insanda kişileştirecek isek, ete kemiğe getireceksek ben de Kaya Çilingiloğlu'dur çapkınlık. Sizde bence oturduğun yerden karşı cinsi çekebilmek. Ekstra bir faaliyet olduğunda dediğim çizgin öbür tarafına geçiyor çünkü. Çok çaba sarf edilmeyen yapılan bir şey olsa gerek. Az önce şunu söyledi. Eski zamparaların o ağırlığı. Evet. Oturaklılığı yok. Evet. Evet. Ee, yani aksiyon almadan çapkınlıktan bahsediyorsunuz. Evet. o zaman. Ya, tabii Bence ki bir noktada aksiyon almadan. Pasif. Sonra, Pasif. Ben aktif pa çapkınlıktan nefret ediyorum. Sevmiyorum. Hoşuma gitmiyor. Duyduklarım da hiç hoşuma gitmiyor. Etrafına gerçekleşenler de hoşuma gitmiyor. Neye giriyorsun sen? Ya şöyle, atma yani. yaptıklarınız tabii ki, neyse vanish mod şakası yapacaktım da yapmayayım. Zihinlerden şarkısı. silinmiyor diyecektim ha? mi? Yo, yani burası da kesilmesin lütfen. Ya, e, böyle vanish modlarda mesajlardır, odur budur. Nefret bir şey, iğrenç bir şey, çapkınlık demek çok yani. kötü bir şey. Yap sil. Ne olur ya bekar kalın, yapacağınız her adımın arkasında, atacağınız her adımın arkasında durun. Ya da hiç yapmayın gözünüzü seveyim. Size söylemiyorum bunu. Teşekkür ederim. Ben genelde yapanlara olduğum yerde söylüyorum. durdum hayatım boyunca. Tabii Çok... canım yok. Evet. İyi oluyor. Bu konuyu o zaman kapatıyoruz kapatalım, burada. Evet. Ee, kapatalım hayatım. Kapatıyoruz. Ben suçsuzluğunu beyan ettim. Zaten. Sen de suçsuzluğunu beyan eder misin genel olarak? Çünkü erkekler canımız, kadınlar canımız. Herkes canımız, canlılar canımız. Hadi et. önemli olan insan demeden ben kapatalım konuyu. Evet. Suna yakın gibi konuştum be. Sesim biraz daha çatallanırsa. Çok kötü hani... ya. Akşam nasıl maçı anlatacağız? Dinamo maçın çok güzeldi. Teşekkür ederim. Zaten orada on. Cody Miller McIntyre'la <laughs> tam böyle hastalığı yeniyoruz geçiyor derken bir son bir darbe. Sen nasıl hastalandın? Normal grip, gribal enfeksiyon. Zehirlendin mi acaba sen? Abi o geceden şüpheliyim ama. O geceyi biraz anlatır mısın? Anlatamam. <gülüyor> <gülüyor> anlatamam çok yani fazla. Ne olur anlat. Biraz çok detaysız anlat. Detaysız şu. Yedik içtik. Hasta olduk. Biraz soğuk algınlığı. Olabilir. olabilir. Nazarın olsun senin. Daha kötü hastalıklar olmasın. Güzel atlattığın için olabilir diye ben hani finalize ediyorum bu durumu. Öyle değil mi? Sen nasılsın içim ya? İyiyim ya. Öyle yaşıyorum. Ne, ne yaptın yılbaşında gece? Evde oturdum. Ne izledin? Şey izliyorum ben deliler gibi. Daha önceden izliyordum bırakmıştım. The Last Kingdom. Hmm. Acayip iyi dizi yani. O tarih dizileri içinde biraz... Tarih mezunuyum ben bu arada. Tamam. Bir ara Çünkü, akademisyen evet. olma hayallerim vardı. Sonra Türkiye Gerçekleri yüzüme çarpınca bu mesleğe bulaştım. Ee, çok kaliteli güzel bir dizi yani. Game of Thrones'un son sezonları gibi sulandırılmış değil falan filan. Çok öneririm. Hı -hı. Game of Thrones'u herkes izledi mi bu odanın içerisindeki? Ben izlemedim. Ben de izlemedim. Büyük bir kayıp mı? İzleyenlerinize de izledim. soruyorum. Kitaplarını ben... da okudum. Fantastik şeyleri sevmiyorum. Ben ya. de sevmiyorum ya. Bana bir sene daha Alaturka'yız galiba. O da olabilir. Last Kingdom seversin. Seversin. Bu yok çünkü. Tamam. O tarz ejderha falan yani. Last Kingdom bu geldi. Vikingler falan değil mi? İngiltere'deki, evet, Britanya'daki. O, evet, Alfred the Great Mesela o konu zamanı. da çok işlendi. O da bence biraz sulandırıldı. Vikings de ona dönmüştü. Yani Vikings de evet, evet. O da, da. biraz sulandı. Vikings mi, evet. Vikings mi deniliyor? Ben Vikings diyorum. Onlar Viking diyordur kendine. Yani bence Viking demiyordur diye tamam, düşünüyorum. Dili okay, tahmin ederek söylüyor. Ben de Vikings diyorum. Dedik ve geçelim mi konularımıza? Tabii ki. Çok ciddi oldum ben. Evet, ben sulandırın hadi. Tamam. Aaron Gordon'dan başlayalım. Aaron Gordon ee, geçen senenin yani son sezonun şampiyonu Denver Nuggets oyuncusu Christmas döneminde bir saldırıya uğruyor. Köpek saldırısına. Köpeğinin saldırısına. Buna Kendi köpeğinin. Ha, evet. Hayır, evet, hayır ben de kendi köpeğinin mi? Ben kendi köpeğinin diye anladım. Çünkü eggnog içiliyor. E, ee, eggnog bu Amerikalıların bir içkisi var ya. Christmas içkisi. Evet, evet çok içiyorlar çok içiyorlar. Ben sevmiyorum. Ben hiç denemedim. Nasıl? Yaşlılar içiyor galiba daha çok. Murat abi de dün onu söyledi. Murat, Murat da aynısını söyledi. Ee, şimdi köpek bu. Kendi köpeği. Rottweiler değil mi o? Doğru görüyorum. Bu ne cinsleri hiç Rot Rottweiler. Ben. Rottweiler. Ee, sakindir değil mi bu köpek cinsi? Ya bekçi ve koruma güdüsü çok güçlü bir köpek. Rotlar. Ha, ve evet. itaat şeyi düşük. Şey bir sahip ister. Dişli sıkı onu otorite kuracak bir sahip ister. Aslında Aaron Gordon da öyle, öyle biridir bir, diye düşünüyorum yani. Şey. <laughs> evet. Ee, abisi de bu arada Türkiye'ye zamanında gelmişti. Yani Deniz sen sende var ya. Korkulur yani. <laughs> Drew Gordon unutmuştur Ban Victoria'da. <laughs> evet ama. Ben Drew Gordon'un yaşadığını evet. unutmuştum. Yalnız yani. çok güzel kariyerler ve Partizan, Sassari, Gezmiş. Bummit, Ritas, Zenit, Gielano Gora, Altador, Kuban, Budva'nın Kiev, evet. bir sezon Euroli oynamıştır o da 2000'li yıllarda ve son takım Japonya galiba. Tabii ki. Yani Rising Zephyr, Rising ama Z ile dikkatini çekerim. Evet devam edelim. Evet. Köpek nasıl ısırmış? Ee, köpek Deniz? yüzünü ısırıyor yiğit. Hayal. Genelde Yüz. pek yapmadığı bir şeydir köpeklerin. Evet. Şimdi ama bir görüntü geliyor Keremciğim. Hatta almış bunu. Ya elini nasıl mi? Şimdi çok bu da bu e, olay oluyor. Bir maçta forma giyemiyor ve sonrasında bakın yüzü gayet iyi gözüküyor. Takım arkadaşları da böyle yapıyorlar. Hav 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 diye e, onun geri dönüşünü antrenmanı ilk antrenmanın çıkışında hav hav diye kutluyorlar. Tabii takım arkadaşı Diandre Jordan. Jordan bunu öyle çaylaklar stroblur evet. falan böyle bir eşek şakası yapamaz. Ama evet beklediğimizden iyi gözüküyor. Ben suratı çok kötü olur diye tahmin etmiştim. Çünkü 21 dikiş diye haberleştirdiler. Kaç gün sonra ki buradaki hali? Şimdi dedektiflik yapmakta herhalde uğraşmayız ama 10 olay şüpheli. civarı galiba. Yani bir ya. Rottweiler'ın sahibi sur, elini ısırır. Rahat bırakılmak istiyordur hayvan. Her insan, her hı. köpek yapabilir yani. Hı hı. Anlık hırlayabilir. Sen yani bizim bir şeyden mesela kavga etmemiz gibi. Bana öyle deme dememiz gibi ama yüzünü ısırması köpeklerin pek... İşte orada acaba köpek de şey yani eggnog'u sen. fazla mı kaçırdı? Köpeği hmm. de çok fazla eggnog. Çünkü çok fazla eggnog şu eggnog'u görebilir miyim Allah aşkına ya? Nasıl neye benziyor? Bembeyaz bir şeymiş de i̇şte içinde ne var? Eggnog dediğimiz latte de bu. Yumurta beyazım var. Evet egg yolksu altı tane şey var. Altı mı? Altı mı? <laughs> altı yumurta sarısı var. Yemin ederim bir idam kalktı. Ya. Omlet gibi bir içecek. Yolks beyazıydı <laughs> değil mi? Yo Milk. Eggnog içen izleyenlerimiz varsa ne olur yazabilirler mi tadı nasıl? Çünkü... Bu sese iyi gelir mi sese? Ben eggnog ben... içeyim ha. ya. Ama paralel evrende kanlıca da yenebilecek bir şeye benziyor da içecek. Hani <laughs> <laughs> istedim ya. Yani. Hani, gittim kız arkadaşına buluştum eggnog içtim. Ee, ama içinde şu anda şey yok. Bir de şey süt de var tabii. Bu bayağı bir şey. Herhalde bunu sahneye çıkmadan önce şarkıcıların da içebileceği ve ses tellerini düzeltebilecek bir şey. Sahne demiş ki Teoman'ı gördüm geçen. Yeni yıl. Aa, adamımız. Yeni yıl hedeflerini sıralıyor. Tamam. Saçı biraz saçıyla alakalı çok konuşulmuş. Yani Teoman her şeyle yaşlanmaya karşı mücadele edebiliyor ama saçı Teoman'dan ayrı yaşlanıyor gibi. Eh. Aa, ben hiç dikkat etmedim. Ben de Yaşlı adam saçı var artık Teoman'da. Yani, yani Teoman da olsam. Hmm. Teoman sizce şu anki görüntüsüyle rak yani rockstar mı şu anki görüntüsüyle, öyle. hala öyle değil mi? Tarzı öyle. Yoksa geçmişin rockstarı günümüzün abisi. Emekli oldu onu biliyorum. Dışarıdan prim tamam. ödemiş. EYT vurdu Teoman'a ve emekli oldu. Hı hı. Cihangir'de bir kere Hünkar'ın orada gördüm. Cihangir değil Nişantaşı'nda. Çok güzel pembe bir Adidas eşofmanı vardı. Güzel Adidas eşofmanları var. Tamam. E, saçına ben o gün dikkat etmemiştim ama geçen gördüm gerçekten biraz yaşlandığını. Yaşaldığını. Ele, ele verir nitelikli yaş almak diyelim. Hı hı. E, bence Teoman yaşadığı müddetçe bir rockstardır. E, evet ben bu eşofmanla gördüm Teoman'ı. Demek ki Nişantaşı'nda bununla çıkıyor. Ama Çok saçı güzel tarz. aynı değil mi ya Teoman'ın? Ee, bu değil. Son güncel videoda gündeme gelmiş. <laughs> en sevdiğiniz Teoman şarkısını da soracağım bu arada. Düşünün. Bu görüntülere bakarak. Renkli Rüyalar Oteli. Sizin? Yok benim gelmiyor aklıma. Daha 17, 17, 17, 17. Klasiktir. Evet o da klasiktir. Ee, ve Teoman'ın da eşofmanları renkli rüyalar otelinde gibi <laughs> renkli eşofmanlarda. Anneme Teoman... söz verdim bir süre içmeyeceğim diyor ya Teoman zaman zaman muhabirler mikrofon uzattığında. O süre ne kadar acaba? Bir gün. Bir gün Detox. 24 saat çekiyor. Yoruluyordur vücut Teoman'da olsa. Evet, ama Gerçi rockstarlarla ama... ilgili en tuhaf şey Hepsinin uzun yaşaması. Yani Allah uzun ömür versin Allah uzun tabii de verirsin. inanılmaz yani. Ozzy Osbourne'un ben biyografisini okumuştum. Mümkün değil öyle bir ebüze karşı vücudun dayanıp adam hala yaşıyor. Çok saçma yani. O aşırı dozdan falan çok az rockstarı ölmüş. Hani o bize sunulan yaşanan hayat var ya inanılmaz. Yiğit de biraz rockstar havasında değil mi? Biraz var çok necet teşekkür ederim. Necatişler, Teoman. Yani bu bu tatlı bir çocuk yani Yiğit enerjisel o olarak. O İşler cidden... Rockstar gibi aslında yaşayan adam nejetişlerdir. Yani vücudunu hiç dikkat etmeden yüksek volümde yaşayan nejetişler diyebiliriz. Evet. Acaba bu rakstarlar konusunda kafama böyle bir şey düşürdün. Acaba mı düşürdün? Bunlar bizden gizli gizli acaba harika mı yaşıyorlar? Gece on buçukta yatıyorlar. Bu arada şeyi Sabah altıda güneşi selamlıyorlar. Gerçekten olay. Tom ve Pam diye bir dizisi var. Ama yasaklanan platformda bizde artık izleyemezsin. Ne abi o? E, Tommy Lee ile Mötley Crue'nun eski Davulcusu ve <laughs> Pamela Anderson'ın hani kasetleri çıkan Bir aşkları var ya hmm. acayip iyi hmm, ama Tommy onu... Lee kim oynadıysa Orada kutlamak istiyorum Hayalimdeki yıllarca Tahmin ettiğim Tommy Lee'yi oynamış yani e, O zaman başka bir ülkede boş vaktimizde izleyebiliriz Başka platformlarda Diyoruz ve Erin Gordon'a da geçmiş olsun dileklerimizi yollayalım. Şüpheli ısırık Şüpheli ısırık Sen e... yok mu diyorsun ne, ne şimdi evet güzel bir yerden ben tahmin Ben şuna takıldım et. bu kadar duyarlı olmayayım. Ama yani o köpeğin ne yaptın da suratını ısır diyorum ya. Kocaman köpek olmuş o artık yani. Tabii. Orada Dururken bozuşuruz. Bir köpek kolay onu düşünmek kolay... bile istemiyorum evet. yok, yok. Ben olmadığı tarafındayım. Sen? Yok hiç onu kulağını çeker. Hayvan sever olarak evet. öyle bir şey yaptırtmaz. Yok. Hiç çok yok. Mu seviyor hayvanları? Ben hiç yok hiç, hiç özel... mi? Evet, evet. Yok Erin Gordon. Erin Gordon'u bilmiyorum abi de. Ee, şöyle bir şey de aklıma geldi. Köpek ısırdı deyip Aspen'de iki gün kız arkadaşla tatil. Kız arkadaşı Aspende. ısırmış olabilir mesela. Hiç Yedi, ısırılmadınız ooo. mı siz? 21 yani dikişlik ben... ısırılmadık. Ben hiç... Hayır. Sen? Hiç başınıza bir kaza gelmedi mi böyle olaylarda? Fazla ileri taşıdığınız Hayır, olmadı mı sevgilim? Çok sevgim? dikkat edeceğim diye Abi, bak. Aşk ve şehvetinizin doruklara ulaştığı anlarda başınıza hiçbir kaza gelmedi Abi, mi hayatınız hangi boyunca? Hangi aşk, hangi şehvet, hangi doruk ya? Benim bro. yaştan herhalde. <laughs> Eskiden oluyormuş. Eskiden daha mı hararetli yaşanıyordu böyle şeyler. Jo yani her insanın bir kazası vardır sizin yok mu? Deniz Radman'ın iki tane var. Neyi? Benim o ekstremde değil iki kere kırıyor. Ne kırıyor? Uçarak yatağa Deniz Rahatlı kendini mancınıkla falan Rodman attırıyordu. Deniz Rahatlı ben de Deniz zannettim. De Hayır. <gülüyor> 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 Deniz Deniz Rodman. <laughs> o neyim iki tane var diye şey yaptım düşünmeye başladım de. Deniz Radman'ın var. Deniz. Ha Deniz Rodman var. Yaşlı bir Amerikalı kat <laughs> Yaşlı bir Amerikalı kadın yurt dışında oturuyor. Yanına böyle işte Deniz Rodman geliyor. Kadın da İngilizce konuşuyor diye Deniz Rodman'la sohbet ediyor. Sonra oğluna fotoğrafı atıyor. Bu adam geldi çok tatlı benimle tanıştı falan. Tatlı adam bu arada. Çocuk anne hemen oradan uzaklaş. <laughs> Hesap ödeme bahanesiyle hemen oradan uzaklaş yazıyor. Ya iyi, bir, i̇yi vakit geçirdi bence Deniz Rodman'la diye düşünüyorum ben. Deniz Rodman'la çok iyi vakit geçirdi ya. Bence çok eğlenirsin ama 24 saat. Ama sürü... çok sert bir hangover yaşıyabilir. Ay herif bayağı, film... bayağı sert Biz tabii o Chicago Bulls yıllarında görmedik. Hani deli ve şey olduğunu hı. biliyorduk. 90'larda bilgi akışı da az falan. Adamın çok aslında bir şeyleri ötelemek için, korunmak için psikolojik açıdan dünyadan bunları yapması gibi bir durum var. Hep iyi bir içten yani kendini anlatma biçimi falan hep Gelirlik, alçak gönüllü giymesi. ve belli ki çok zorlanmış. Yaşamak zor yani radına. Travmaları kız, bir kenara düz kızı, yaşayamıyor yani. Ve kızı çok iyi bir futbolcu. Ve çok da güzel bir kız. Yani i̇nanılmaz. Benim gördüğüm Amerika'da gerçekten... Girebilir miyiz? Çok güzel bir ben kız. Ben görmedim. Çok güzel bir kız. Allah bağışlasın. Müthiş bahşesin. güzel bir kız. Yani Maşallah diyelim. Yani... Bizim diyelim bildiğimiz mi? futbolcuymuş. Bizim Trinity, bildiğimiz tarzda Trinity, futbolcuymuş. Trinity. Tiffany. Tiffany. Yani doğal güzellik der, dersek... Trinity. Evet Tiffany. <laughs> yine bir entegre, aldın. Tipi entegre aldım. Tipi benzemesi de böyle bir... Ne diyordu? Entegre aldı da yine. Ne açıdan? Bir markayla. <laughs> evet. Yine iş Teşke. birliği. Deniz Aksoy X. <laughs> e, güzel değil mi Bir genç şey vibe'ı var. Yani benzemem. Genç Tyra Banks vibe'ı hmm. var ki. Genç Tyra Banks'ta gerçekten. O genç da. Tyra Banks'ta. Gen Burnumu çekiyorum sadece. Başka bir şey diyemiyorum. <laughs> genç Tyra Banks. Trinity Radman'ın da e, NBA Showtime'da e, selamlar sevgiler diyelim ondan da bahsettik. Yani da, kim kaldı zaten bahsetmediğinizde bilinmeyen e, Drew Gordon Trinity Radman. Şimdi Aaron Gordon geçmiş olsun. Diğer haberimize gelelim. Ben hala ikna olmadım ama olsun. Ben de olmadım. Çok spor konuştuk ya. Çok spor konuştuk. Yok mu? Allah. Evet. Bizim şu, konu geldi. Bizim konu. Ve ben bu konuda Yiğit, <laughs> yiğit benim şu anda favori. E, şey, bu konuda senin yorum yapmanı bekliyorum. Ya ben. Felsefeci ve Ben, ben bu olayla olay. ilgili bir tane tweet sağladın da ben olayın derinliğini bilmiyordum. Ben kendi tarafımdan anlatayım. Nuri Bilge Ceylan'ın bir e, sözü üzerine gitsin. YouTube kanalı açtık Ne var yani YouTube kanalı açmak kötü bir şey mi? Ben yukarıdan bakıyorsam sandım O değilmiş olay aslında. Hı hı. Yanlış hı. anlamışım. Ben çok hakim değilim ya. Tamam evet. Olan şu mu? Bak ben bilmediğim için olay örgüsü doğru mu senden Herkes onaylatacağım. Herkes zaten birbirlerini anlamak için soruyor bu olay nedir diye. Zeki Demirkubuz bir yayına katılıyor. Farklı Abi. bir Habertürk'e gidiyor. Evet. Habertürk'te kan Film Festivali'ne sallıyor. Olay buradan çıkıyor tamam, değil mi? Bir, ben, bak, de bak, olarak, e, ben de ilk olarak. Olayları sıralayalım. Ben de ilk olarak Nur Bilge Ceylan Zeki'ye salladı zannettim ama genelde zaten Zeki'nin Nuri'ye sallamasıyla bu olay bölüm bölüm müthiş bir can canlanıyor şey. Kandan bir lavuk gelmiş. E, Jüri de de Kandan bir lavuk var. Onun... Dediği bir an var değil mi orada? <laughs> Hatırladım ben bunu. Bir de bu programı ben Aynen. tümünü tamam. izledim. Böyle bilinç akışı tekniğiyle gidiyor. Bir Atiba konuşuyorlar, bir Beşiktaş konuşuyorlar. Bir <laughs> Oradan kandaki lavuğa geliyor. Halı saha maçlara bir kandaki lavuk geliyor falan. Burası tarzı evet yani... E, Haluk Mert Bey'i tebrik etmek lazım. Tebrikler Haluk Bey. <laughs> Haluk Mert Bey Bey'i tamam, durun şimdi. Anladığım kadarıyla onu... Kana rüşvet vermek de mi suçlu? Sen olayı anlamışsın anlat bize. Hayır hayır öyle bir şey Hı, yok ki ya. Arkadaşlar Niyeyle senaryo suçluyor? çalma. Hmm, senaryo ama. çalma değil mi? Ben mi yanlış anladım? Olay senaryo çalma. Hmm. Kış uykusu filmindeki hatta e, karakterin adını bir olayda Tamamen ona gönderme Bir cümle var Zeki'ye göndermeyelim. Zeki, gö Zeki Bey'e. E orada bir demeyeyim. tirat var. tirat var. Zeki'ye Zeki anlatıyor. Bey'e anlatıyor. Aman dikkat edelim konuşurken biz de. Bey diyelim. Zeki Bey'e anlatıyor. Çünkü çok, alın ki. çok alınıyorlar yani. Alınmaz. Beştaş gibi. Zeki de, Demir 10 yıldır engelleyim Twitter'da. Bu da bir ne bilgi. Ki acaba? Hiç ne dediğimi hatırlamıyorum. Neden engellediğini hatırlıyorum. Neden açmadığını hatırlamıyorum. Bu bilgiyi şu an veremezsin. 10 Gerçekten... yıldır, 10-11 yıldır... Ya herif evine internet bağlattı bunun için bağlattı. Beni engelledi ve hayatını oradan ya devam şimdi ediyor. YouTube yani. kanalı da açacak inşallah. Oradan da engelleyecek. Ya da açsın ya. Bu arada evet Zeki Bey bu YouTube kanalı açarsanız veya YouTube kanalı açma planları yapıyorsanız lütfen ilk başta bu YouTube kanalı olarak NBA Dijital'de burada yanımızda oturun. Bir söyleşi yapalım sizle konuşalım. Sizin de fikirlerinizi alalım. Ondan sonra isterseniz Nasıl bir kanal akışı olacak acaba? Pazartesi Beşiktaş maç sonu. Salı birlikte film izliyoruz. Çarşamba, Çarşamba. Yemek tarifleri. Konav için sırları. Cihangil Nasıl program ismi? Cihangir fındıklı yeme içme. <laughs> Konav için, için sırları çok ]ları. iyi program abi. Konav için sırları güzel olabilir. Şimdi burada işte iki yönetmen, iki değerli yönetmenimiz gerçekten değerli ve entelektüel açıdan farklı bir perspektif sunan iki değerli yönetmenin kavgasına Türkiye şahit oldu. Burada bu kavganın sebebi nedir? Birbirlerini destekleyeceğine. Şimdi ikisi de aynı işi yapıyor. İkisi de çok yani nadir bulunan belki iki yönetmen diyebiliriz Türkiye topraklarında. Ve bu işi aslında bir parlatıp e, ortaya farklı bir şekilde koyacakken neden birbirlerine bulaşıyorlar? Benim Fatih sorum Akın var bu. bir de. Fatih takılıyoruz ha, kızlar. Tamam, Takılıyor işte ne boks maçı falan. Yani güzel kızlar. Fatih Akın'ı ben çok severim. Boks hayatı yani hapisten çıkan herifler. Dövmeli mövmeli falan. Fatih Akın'ı aşırı severim. Tam bana göre diyebilirim değil mi? yani? Ama sen de durumu şöyle izah ettin işte. Fenerbahçe Galatasaray didişmeyin bakın yayın ihalesi var. Futbolumuza değer katalım gibi biraz anlattın. Evet. Bence çok farklı i̇şte dünyaların insanları. Ben burada şunu sezinledim. Şimdi bir şey yapılır sana ama bunu anlatamazsın ya. Hı hı. Zeki Bey'in artık öyle bir dışa vurum. Anıyla bunu anlattığını Küfürlü düşünüyorum. Küfürlü tweet mi? E hayır buradaki ifadelerinin İfadeleri. de Hı. olayı anlatma biçiminin de ondan biraz kaynaklandığını düşünüyorum. Peki, Bir kan ne? davası var aralarında yani. Ne yapacağız şimdi? Hiçbir şey yapmayacağız. Atlar tepişir olan bizim gibi garibanlara olur. Vay 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 vay. Boran. Evet. Kana. Ama çok tanıdığım karakterler değil. Kan davası o espriyi. Yani sen şunu mu diyorsun? Uluslararası film camiası, uluslararası film mafyası Zeki Demir Kuzbuzu dışarı mı itiyor diyorsun? <laughs> yani Ekmek yedirmiyorlar mı diyorsun? Çok işkembeden sallayıp ortalığı kızıştırırım. Gerçekten ikisinin arasındaki entelektüel kavganın nedenini bilmiyorum. Araştırıp geleceğim hafta. Ama bu adam film zaten lokal kalmayı seven, mahalli kalmayı seven ve biraz burada fark yaratan. Hani evet, böyle bir çağrışı beşiktaşlılığı falan da var. Bu yüzden böyle halı sahaya giden işte Hı -hı. yani bunu zaten... Nasıl desem? Ne denir buna? Bekleriz hayatım, hiç önemli değil. Bul, düşün. A few moments later. Bunu daha yüce olan değer olarak gören yücelten. bir kişi değil mi? Bunu yücelten kişi değil midir zaten zeki Demirkubuz? Yani hem ben Doğru. kendimi oraya konumlandırayım hem de hem ayranım da Herkes beni sevsin olmuyor Zeki Bey. Doğru. Ben doğru. size söyleyeyim. Ya da herkesin Zeki Bey'i sevmesi. Şimdi bakın şu anda nedir Türkiye'de ön plana çıkan kültür? Popüler kültür. Öyle değil evet. mi? E, yavaşlık artık kayboluyor. Dünyada da yavaşlık kayboluyor. Zeki Bey'in filmleri yavaş filmlerdir. Nuri Bilge Bey'in filmleri yavaş filmlerdir. Ama film dediğimiz şey Hollywood hariç zaten yavaş, yavaş bir, şeydir. bir şeydir. Sanatın sanat için olduğu bir olay. Yani. Bir zamanlar Anadolu'da filminde bir sahne vardır İzlemenizi öneririm. Bir sahne vardır. Yılmaz Erdoğan hatta bir komiser bir polisi canlandırıyor ve bir şey bir yere gidiyorlar falan. Ağaçtan elma düşüyor. Akan suyla o elma gidiyor. Benim izlediğim ve en hoşuma giden film sahnelerin 10 sahneden bir tanesidir. Beni rahatlatır. Çünkü o bir sanattır. Yani nasıl Louvre'da bir tabloya bakarsın ve rahatlarsın. Herhangi bir o heykele zaman bakarsın. O zaman atını izle benim için. Ama mesela Kahpe Ama Bizans'ta Grande da Bell Kahpe evet. Bizans'ta da Ama Grande Bellezza mesela o film de öyledir. Yavaş akar Hı -hı. bir İtalyan filmidir. Çok yani çok sanatsaldır. Orada bazı küçük noktalar insanın hani ruhunu besler. O filmde de o benim ruhumu beslemişti. Ama dünya şu anda yavaşlıktan uzaklaştığı için belki biraz hızlanmak istediler onlarda. Ya süper kahraman filmi tartışması vardı global ölçekte hatırlıyorsan. <laughs> Bir evet. yönetmenler. Evet. Ben evet. hayatımda hiç izlemedim dedi. Scorsese falan bile girdi. Telefondan izlenmez Olay. film dedi. Ben ayrışmayı evet. evet. yine evet, evet. telefondan yani. yani sinemada film izlemekle sen kendi televizyonda izlemek arasında bile fark var. Kesinlikle. Eski tüplü televizyondan film izlemek daha doğruydu renkler açısından. Mesela ledler şu an nasıl teknolojisi bilmiyorum kafalarımda. ama Renkleri yanlış verirdi. Ben Bilmem. mesela şey almıştım. Aa. O led değil de arada geçiş olan televizyonun LCD. adını unutuyorum. LCD. O tarz bir şey aldım. Tüplüydü hala. Tüp sıkılarak rengi verdiği için gaz siyahları kontrastı falan daha iyi veriyordu mesela. Vay çok iyi Öyle bir git. şey vardır. Yani sinemada izlenir film iyi bir salonda izlenir bence. <laughs> Ve filmle popüler Hollywood ürünü ikisi de bence farklı şeyler zaten diye düşünüyorum ben. Evet. Ben uzam sinema kültürüne. Yok ya sen de seversin. Ya mesela uzak... işte o dereden Elma Aha. falan deyince benim aklıma şu geldi. Kahpe Bizans'ta Süzer Gazi'nin köyü basılıyordu. <laughs> Üç oğlundan birini dereye veriyorlardı. Şey, o Mehmet, Dere... el Mehmet el Erbil'in. Dereden Mehmet erbilin sarayına gidiyordu ve Marcus Antonius oluyordu Sağ ol. ismi. Mesela çok iyi filmdi o da. Evet. Ceza olarak ilahi okuduğu için çay ocağına yolluyorlardı. Önce önce taş ocağına yollayacaklardı. Sonra tek veliaht olduğu için çay ocağına yollamışlardı. Sonra da Girit'e üniversite okumaya Peki gitmişti. şeyleri izler miydiniz küçükken? Yani Battal, Gazi falan, Cüneyt Arkın filmleri. Ben bayılırım. Ben hiç izlemezdim. Tarkanları. Tepsimizde. Mesela o ahtapot sahnesini yani çıkmaz benim aklımdan. Bir tane ahtapot vardır. İnanmaz. Bir ondan bir de Gulyabani'den çok korkardım. Süt kardeşlerdeki Gulyabani. Ben hiç izlemezdim hayır. O ya. neydi ya? Aa. çok korkuttu Bir tane Gürcü pivot vardı senin sevdiğin. Ona benziyordu. Şermadini. Aynen acayip de o Gulyabani ya. <laughs> Bir de şeyi çok severim ben. Kemal Sunal'ın karpuzcu birken Fenerbahçe'nin kalecisi olduğu film. <laughs> Muhteşem bir film. Kaçırırlar falan onu bir eve. Benim ben onlara çok hızlı. Herhalde kız olduğumdan dolayı mı bilmiyorum. Mesela ben de geçenlerde Anlat İstanbul diye bir film vardı. Böyle küçük, küçük yani e, çok hikaye var ama kısa hikayeler. Onların aynı noktada birleştiği İstanbul'da geçen bir film. izlemenizi öneririm. Çok güzel. Gerçekten çok çok acayip bir film. Herkes var filmde. Herkes var. Aklınıza gelebilecek herkes var. Eee... Korsancılar'ın Zeki Demir Kuzu saygısı şakamı vallahi helal olsun. <laughs> Film şimdilik sadece sinemalarda Zeki abimize destek için sinemada izleyebilirsiniz. Yani bu bir Photoshop ürünü değilse aslında deminki ki sendezimize şaşırtmayan bir şey Zeki Bey daha halka ait. <laughs> Nuri Bilge Bey daha sanat sanat içindir tarafına ait. Sanatlar üzerinden konuşmuyorum bunu Tabii hani. ki. Sosyal medyadaki kişilikleri Teşekkür üzerinden. Yoksa tanımam etmem ikisinde. İzleyenlerimize de soralım. Sizin bu kavgada anladığınız, çıkardığınız mesaj nedir? Hiç bir şey anlamadım ben kavgadan. Biz Açık ve net söylüyorum. Ben de çok takip etmediğim için anlayamadım. Ya özellikle bu adamlar sorayım. birbirini sevmiyor ve bir şekilde kavga etmeleri gerekiyor. Ama normal gerekiyor. yani tam iki kişi kaldılar bu entelektüel ve sanat filmi ve film dediğimiz sektörde. Normal kapışmaları. Yani ben de uzun süredir evet gerçekten film şeyim daha çok daraldı yani Hollywood filmi izliyorum sadece. Ben genelde Türk sineması Gülse Birsel'i izleyip gülüp geçiyorum. Ben çok severim bu arada. Evet. Onun bir tane filmi var abi o muhteşem bir film ya. Hay aile arasında? O galiba çocuğu. Engin Günaydın ee, şey Mavi Gözlü Güzel Hanım. Erdal Özer. Demet Evgar. Ma Mavi Gözlü. Ne Erdal mi değil? yazıyordu Alevlerle çocuk? Evet, Öyle evet, bir şey evet, vardı. Evet, evet, evet. Bu arada Erdal Özer Acılar deyince komik. yabancı Damat'ı evet. damat izledim yine. Çok ben de sabah erken uyandım Geçtiğiniz o zaman. Geçtiğimiz günlerde başladım <laughs> yeniden denk geldi. Ha yeniden mi yayınlanıyor? Evet, evet. Her yerde yeniden duyuyoruz. Evet. Evet. TV2'de gördüm. Ben, ha. De, ben izlemedim onu hiç. Ben Kanal D'de, Kanal D'de gördüm. O da olabilir. Zaten ikisi aynı saygı. Çok iyi ya. De, de, de. Peki en sevdiğiniz dizi, öyle bir dizi var mı? Var benim. Ne o? İki tane var söyleyeyim mi? Benim de iki dizi söyleyebilirim. Avrupa Yakası. Hı -hı. Diğeri de be, yani For Forever Asmalı Konak. Ya ben diğerli dizi yok bende. Hiç. Şey, iz izlediniz mi? Hayır. Deniz yok. sen izle bayılırsın. Aa! Tam senlik. Tamam okey. Hollywood'da bir aktör var, onun antolojisi var 4-5 kişi. Başlarına evet. gelmedik şey yok. Ali sen de sevebilirsin de tam. Deniz kesin sever. Ben bence. mesela Avrupa Yakası'nı severim. Burhan Altın Topu çok severim. Ama işte bazı şeyler bazı zaman çekilebilirken şu an çekilemez noktasında hmm. Avrupa Yakası da bir örnek. Neden? Burhan Altın Top mesela ilk 3-4 bölümünde bildiğin Böyle tacizci bir herif. El şakaları yapan. Ve çok antipatik oluyor. Gülse Birsel şey falan diye anlatıyor. Bir sürü mail almışlar. Ya bu herif çok antipatik. Biz bu adamı izleyemiyoruz diye. Sonra değiştiriyorlar. E, bugün Burhan altı top gibi bir karakter yazamazsın mesela. Doğru. Mesela şey. Californication izlediniz mi? Ee, biraz izlemiştim. İhtimalle ne değil şu an öyle bir dizinin yapılması Amerika'da bence. Çok ofansif kaçar. Mümkün değil yani. Yapıldı. Bitti o dönem. Daha başka bir kuşağı hitap etti. O kuşak güldü. Şu an imkansız. Ki ben severim ama... Şu anda imkansız buluyor. Ya geçen bazen geniş hale kesitleri düşüyor. Daha da yakın bir dizi o. 2010'larda yapıldı. Onu bile 2020'de mesela çekemez. Hmm. Bu geniş hale İlker Ayrık'ın oynadığı mıydı? İlker Ayrık. İlker Ayrık. Şimdi o cami Abi A cami evet camide vaaz veriyor herif böyle cemaat coşuyor Allah falan diye ve bayağı bugün Gerçekten mi? yapamayacağım. İnanamaz ne şey acayip bu. ya. Televizyon ne? Ben de geceleri yatmadan önce neyi izliyorum biliyor musunuz? Kingo Disco. E, Disco Kralı Okan Bayülgen. Bayılıyorum. Yani antipatik burada konuşmuştuk. Antipatik gelebilir, sempatik gelebilir ama konuklar konukların televizyonda geçen işte Flash TV'deki Yalçın Abiden Tut Seda sayan izdivaç programları onlara tepkisi. Yani bir doğallık varmış televizyonda ya. Ya Okan Bayülgen gerçekten entelektüel bir adamdır. Müthiş bir 3 sene önceki Hararetli Z kuşağı saldırısı çok hata Niye biliyor ya. musun? O anlamadan yani. Evde sıkıldı bence. Abi pandeminde. yani şöyle bir şey. Arkadaşlar bu çok okuyor. Pardon sözünü kestim. Çok sakın anlatma çok merak ediyorum. Çok okuyor, çok biliyor ve dayanamıyor bu bazen gördüğü aptallığa veya salaklığa. Yok abi dayanacaksın. Ben felsefe yüksek sansı yapıyordum. Ona, ona Dünyaya hiç dokunamıyorum dedim. Bıraktım kendime kızdım hatta. Hiç tanımıyorsun dedim. Hala diyorum. Ne halkı tanıyorum abi, ne adamların zevkinden anlıyorum. Hiçbirimiz sen. Hı -hı. Ya ama küçümsemek değil çözüm. Evet küçümsedi O küçümsedi. Yani o o de. hatalı evet, bir doğru, şey. Hata yani. oydı. Kendi içinde küçümsemek de seni eritecek toksik bir şey. Doğru. Düşünmeyeceğim. Ya bence tabii ben. Ama kaç eskiden yaşında adam çok ben taze veremem ama yani, yorucu. Şey. Şey. Yo ben de çok entelektüel, çok bayağı, dolu ve eğlenceli diyorum. bir adam olduğunu düşündüğüm için söylüyor. Ama adamı tüketir o öfke yani hiç gerek yok bence. Ya ben de aynı fikirdeyim ya. Biraz da tüketti sanki zaten. Evet. Hala yapıyormuş ama mesela artık hiç gündem olmuyor ben bu. TV yüzde yapıyormuş. Bilmiyordum. Ben. Ne kadar ciddi bir program oluyor. Biz bir evet, anda anlatabilir ya. miyiz birlikte Deniz sana? Evet. Günlerdir anlatmak İnanmaz. için ölüyoruz ve ne geçen hafta anlatın. programı çekemedik. Şimdi elin bir kazaya karıştık biz değil ama. Çok enteresan bir olay ve bu benim sahildeki Anımı anlatmış mıydım size? Bir gün Maltepe sahilin orada Bostancı sahilde arabayı kenara çektim. Kız arkadaşım orada bir arkadaşı var. Yıllar önce 15 sene önce işte deniz kesine oturalım falan dedik. Bir tane böyle Mercedes Vito geldi. Bir tane kemençeli adam indi. Bir tane escortinde, Bir tane de cüce indi. Kemençe çaldılar ve Bostay, oynamaya başladılar abi. Bir şey değil, hikaye değil. Senaryo Gerçekten değil. böyle bir şey gördüm ama ondan iyisini Ali ile gördük. Tamam başlayın. Gidiyoruz yolunda gidiyoruz. Altınzade'ye yolu. doğru. Evet, bir adam Trafik çok akmıyor. Trafik var. Yoğunluk var ama bir adam trafiğin akış yönünün karşısına doğru böyle tavuk kovalar gibi gidiyor. Biz de dedik yani ikimiz Otur. aynı rüyayı görüyor olmalıyız 30'a gidilen yol kesmiş. Evet. Ya yani bir adam terse doğru. Trafiğin geliş yönünün tersine doğru böyle ve ne olduğunu görmüyoruz biz bariyerden. yerden. Yani meczup falan zannettik. İstanbul trafiğinde oluyor bazen meczuplar. Sonra baktık hakikaten bir hedef uğruna bir şeyi kovalıyor. İlk de biz hayali bir şeyi, hayali bir şeyi kovalıyor zannettik. Bir adet Maltis terrier gibi bir köpek kovalıyor. Bir küçük. tane yani, süs köpeği Otra olarak deniyor. Bu arada köpek özgürlüğe uçtu. Ya yani, <laughs> Pelin'in o... Pe, <laughs> o alt yola indi koşarak. <laughs> yani. Escape to Victory vardı ya öyle kaçtı stat'tan kaçtı gibi. Daha da tuhaf <laughs> başka ilçeye gitti köpek İlk bu arada. O köpeği alamadı. Mutlu bir koşum Gitti kaçtı değil mi? mi? <laughs> Yolun yanından gitti. Gitti. Kalanı göremedik. <laughs> daha tuhafı şu. trafikte şu yüzden durmuştu. <laughs> İlk şunu fark ettik. Sol şeritte bir jip, bir tane motosiklet. Motosikletten kaskını çıkaran sarışın bir abla. Başka hoş Ağlayan bir, bir kadın. Kadın daha. Ağlıyor muydu o kadın bilmiyorum. Ağlıyordu Biz yani. Öyle güzel iki yani. kadın mı? Evet. Alımlı güzel. Biz de, güzel. Tutanak, <gülüyor> <gülüyor> Tutanak tutuyorlar dedik. Hayır bence köpek birisinin de Köpek bence önce kahramanlık fırladı. yaptı orada. Köpek bence önce hamdan fırladı bir tane Dün adam da kaçtı. Şövalyelik yaptı. Arabasından indi köpeği kovaladı ama köpek kesinlikle kaçtı. Adam köpeği falan yakalayamadı. İki kadından biri ağlıyordu tutanak tutarken böyle gözyaşları içinde. Onu peki, ağladığını görmemiştim. Peki neden ben. tutanak tutuluyor? Peki motorlu motor bence yapıyordu? arabayı arkadan Motorlu vurdu. kadın ne yapıyordu? O öyle çok güzel poz kesiyordu. <laughs> çok sürel bir sahneydi ya. Ve okay, biz şer. bunu 10 dakikada çözdük. O kadın ne olmuş olabilir diye bir, bir düşündük yani. Şepnem Şefır miydi O Şepnem Şefır mı kadını oynuyordu? Kazaya karışan kadın mı ha, oynuyordu? O kadar güzeldi. Çok hoş bir kadındı. Tamam. Şimdi benim anladığımı ben söylüyorum. İzleyenlerin anladığını da merak ediyorum. Şimdi bir araba var. Arabanın içinde kadın ağlıyor. Büyük ihtimalle arabanın... Kenarında duruyor. Köpek kadının köpeği. köpeği. Can kadının köpeği. Arabadaki kadının. Canlı kaçıyor. Bir tane belki de kadının yeni date ettiği bir adam. Date'i meyti değil. Adam ne arabayı olsun. ileri çekmiş karşı şeritte evet. ya. Ah adam canım öbür benim ya. o yere adamı yere. bulabilir miyiz? O adamı bulup oradan öpmek istiyorum. <laughs> <araçlarından>. Önce köpeği bulun. Önce köpeği bulun. Önce köpeği Köpek şimdi <laughs> <bulundu>. Köpek <laughs> çünkü İmraniye yoluna, do yoluna doğru, <laughs> doğru gidiyordu. <laughs> Ama nasıl mutlu. Adam koşuyor peşinden koştukça bu Aşkım koşuyor. Aşkım benim umarım bulunmuştu bu arada. Tek ilk önceki temennim köpek sağdır, sağlıklıdır ve bulunmuştur. İkincisi adam umarım sağ sağlıklıdır ve bizi izliyordur. Yok adam yolunu durdurmuş durdu ve gidiyordu. Meşeliydi, yani adam, neden anlayamadım onda. O da ayrı bir hikayenin tuhaf tarafı Çok mutluydu yani. İki buçuk kahraman var bu hikayede. Adam, köpek, buçu da ağlayan kadın, tutanak tutuyor çünkü. Motorlu kadın hiç orada değildi. Motorlu kadın, deki... sanki. Adama yani. karşıdan gelen vito çarpmış, paramparça olmuş falan hiç onların umrunda değildi. Kadın böyle duruyordu, poz veriyordu yani. iç şerit çevrilip durdu. Adam durdurdu oradaki abi yola atladı. O nasıl becerdi o yolda ya? Onu nasıl başardı? Bizim şeritten atladı karşıya. Hatta şu da bir soru işareti kafamızda. Trafik tıkalı dedik ya. Trafiğin tıkanma sebebi solda duran arabalardı. Yani köpek 80 80'le giderken de atlayıp oradan kurtulmuş olabilir. Enteresan bir olay. Yani trafiği yapan sol şeritte duran jipti. Köpek atlayıp ama sağ maşallah. Sağa geziyor o Ümraniye. Ama Doğru ben gitti. şeyden korktum. Bir şok yaşıyor olabilir köpek kazanın şokuyla böyle gelişi güzel koşuyor olabilir. Umarım öyle değildir. sanki. bir dakika şimdi sanki. anladım ben. Sen şu an mı anladın anlamış mıydın? Ben de bir jeton Çok kişiyle. karışık anlattık değil mi? Şu anda şu an bir detayı verdiniz şu anda anladım. Kaza yapılıyor köpek şokta camdan Ama atlıyor. Ama kaza yok ortada. Kazayı biz görmedik. Biz, Aha, ben, biz köpek atladı değil mi? Belki attı. de köpek tamamen alakasız başka bir arabadan atladı bilmiyoruz. Ben yani. Tersi, köpek atladı arabadan ani filan yapınca kaza oldu olup olmadığını bilmiyorum. Çok güzel anlatmış. Peki, peki motorlu Motor kadın ne kesin. yapıyor? Ha, motorla. Motor çarptı arkadan büyük ihtimalle. Ani fren yapınca köpeği yakalamak için. Adam nereden geldi? <laughs> Diğer şeritten de adam köpeği geldi. Adam bir şey olsun diye 80 ile takip ediyordum muhtemelen. Allah aşkına. Yok o arabasını Yazın, kenara ne, çekmişti. Ne Kenarda bir tane Volvo türü bir araba vardı. Sorar var mısın adam, adam motorcu arabasına çarpılan kadın veyahut köpekseniz yani bu programı izliyorsanız <laughs> bir haber lütfen verin. yazınız. Evet. Gerçekten endişe ettik. Gerçekten ne olduğunu çok merak ettik. Yine de böyle bir hikaye duymadım uzun zaman. E, bayağı, hey, hatta hiç duymadım böyle bir hikaye. Kemençeli İstanbul'da. hikaye mi? Bu mu daha enteresan sen? <laughs> Kemençeli hikayede bir kurgu var. Bir eğlence türü evet, var Kemal... orada. Eğlenmeye gelmişler. Buradan Bize şimdi çok acayip iki güzel geldi. hanımefendi var. Ağlıyor ikisi de yani. Biri ağlıyordu. Ha, bir diğeri ne yapıyor? Diğeri cool, cool biçimde duruyordu. Siz diğerini beğendiniz anladığım kadarıyla görsel Ajda olarak. Pekkan cool kadın. Tamam. Bizim aslında bir şey beğenecek siz falan vaktimiz yok. olmadı. Yani, olay çok, çok kafamız ya. çok karıştı. Sağdan ya. Sağdan kaçtık gittik. Bizim bizim Ali ye Ali ye çok ya. kafamız karıştı. Bir 10 dakika Ali metrobüs durağında bıraktım onu. Oraya Yolu kadar biz ne yaşadık diye konuştuk. Bir Yolu yıl. kaçırdık. Seyran Tapı'yı kaçırdık. Levent'ten falan döndük olayı konuşurken. Bu, bu olaya ne olur biz bir aydınlan, yani aydınlanma yaşayalım bu olayla. O, o esnada o hafta. trafiğin içinde olabilirsiniz. Bilgi evet. birikiminiz dayımdı diyebilirsiniz. Aa evet o öyle adam. şeylerde şeylerdi evet. Sık sık kovalıyor trafikte hep bunu yapıyor durduramıyoruz diye. Hanımefendiler de bizi izliyorlarsa Bu arada yazabilirsiniz. Özellikle motorlarını hanımefendi yazabilir. Bir şey evet. söyleyeceğim. Olay bir trajedi ama hep gerçekten de uzaktan bakılınca her şey çok komik oluyor yani. Hayat öyle değil mi? Öyle. Zeki Demir Kubuz ve Nuri Bir Geceylan'a buradan Belki de sevgiler. Öyle. Ya şimdi, şimdi bir şey diyeceğim. Herkes anlayacak mı yani. dediğimi. Bir cenaze evinde mesela. Hı hı. Hiç mi maçkolikten gol bildiriyor? Hayır çok geldi. üzücü bir şeydir. Yakın ölür. <gülüyor> 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 E, o ayar evet o ayar gerçekten öyle o, oradaki insanlar stresini şeyle atar tavuk pilav yiyip tavuk pilavın kalitesi hakkında niye yorum yaparsın ki cenazemdeki yemeğin? yemeğini. Artık Bartu, Bartu, Bartu ben cenaze evi sahnesi var mıdır? Hayır yok ben. Ulan de. Allahsız beni kesiyorlar desem. Kafan başı tür dağılmaz devam edemezsin her şey trajik olarak algılarsan ay ve yedin yani. Böyle Ölen nedir ölünmüyor lazım. be. Şimdi o zaman buradan ben şuna geçmek istiyorum. Ölüler mi? de çok büyük bir ya hepsi canımız. Ama Allah'ta rahmet eylesin. Ya yani söyleyecek bir şey yok. Allah herkese uzun ömür versin diyelim ve sağlıklı yani, mutlu ömür versin diyelim. Hepimize iyi dilekler. Ben yaşamam kazan zaten olsun. overrated demeden hadi konu değiştirelim. O zaman hmm. trajedi dedik. Trajediyi güzel biçimlendiren bir son var <laughs> bir takımı adına. Eee çok trajik <laughs> Benim bir, yanda, bir... Arka çok Herkes kahraman, kaşı, kafayı kaşıp hayatını sorguluyor. Çok trajik bir dönemden geçen bir NBA takımımız var yiğit. Detroit Pistons. Kaç 28 maç mı kaybettiler? 28 abi? maç kaybettiler ve bir lasa. Ee, ve bir şey yaşandı. Ee, NBA şampiyonluğundaki yaşanan o görkemli atmosfer yaşanıyor. Toronto Raptors'a karşı 28 maç sonunda galibiyet geliyor Detroit Pistons'dan ve bak şimdi bak bak. Bak atmosfere bak bak ambiyansa bak 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 bak. Bak. Keşke Bogdanovic böyle tavana doğru atsaydı. Peki bir rekor kırıldı mı? Bir rekor kırıldı mı bundan? E, yok. Geçen senenin şeyle şeyiyle eş değerler değil mi? Tek sezon rekoru Fili kırıldı. Tek sezon içindeki en uzun seri ama Philadelphia'nın iki sezonu kapsayan daha uzun bir seri var. Proses Aynen o dönemi. Brad neydi adamın adı koçları ya? Onun da ne? Brad Stevens değil ya. Yani. Neydi o adamın adı? Mike Brown. Brad Brown. Brad Brown. Brad Brown. Brad Brown. Denver'ın 90'larda çok üst sezonları vardı. Sonuncusundan sonuncusu Denver değil Detroit. Mesela Denver'ın da de vardı 90'larda. O, o adamda da mesela hı. Brett Brown'da da eski zampar havası vardır. <laughs> Aa, evet. Yani Özcan Deniz yerine o Asmalı Konak'ta oynayabilir. <laughs> Tabii. Yo oynayamaz kusura bakma. Brett Brown'ı niye i̇şte düşürdün ki? Hem... Yani... Çünkü Özcan Deniz'in şey, bir ayrı bir aurası var. Atınlar. Avustralya milli Popovic takımını falan satıyor. Popovic ekibinden ya. Şu ambiyansa bakabilir miyiz? Koç Montevilim şey falan dedi. Ağlıyordum ben. Çok ciddi bir rahatlama oldu dedi. İçeride böyle ağlamaklı olan oyuncular Tabii vardı da. dedi. <laughs> ya inanın <laughs> var. Cenk mı? kimdi o? Ya böyle bir şey. Şimdi e, dün de bir maçtan pardon iki gece önce de bir maçtan bir görüntümüz var. Detroit bana her zaman spor bazlı olarak Bursa ya yanımı satmıştır. Bir otomotiv of. şey şehri. Doğru. Takımı... Onunla ülke benim için Detroit şehir sporla yaşıyor. sporla yaşıyor. Sporla yaşıyor. Bursa'da full türbünü oynardı. Şampiyonlar tamam. adamlar şimdi kapatılıyor kulübü. Gibi bir Detroit'te de bir başarısızlık serisi var. Evet. Benim için Detroit eşittir Eminem. <laughs> cleaning out my closet. Mother of City. Yeah. Şu, bak. <laughs> <laughs> Ceylan Duru'nun kaptan beni tükürder der gibi. <laughs> bak orada kaportaya vuruyor inanılmaz bir şey. <laughs> evet. Bu arada ama bence yani, burada çok iyi hareket rakibi ya. Rakibi aşağılayıp e, sataşmak yerine birbirlerine dolanmışlar yani Ayrılmayı becerememişler. Böyle evet, gelmiş evet. yani böyle. Burada kolu kırılabilirmiş. <laughs> evet. Çok yukarıdan düşüyorsun. Ya hiçbir şey olmaz abi. 90'ların <laughs> <laughs> başındaki <laughs> faallere bak. <millet> ürünü <laughs> yere çeliyor ya. Bu inanılmaz yani. Burada herkes bir yarım az gidiyor kendi zaten tam az gidiyor. Bunu patlamamak gülüyor. mümkün değil evet. yani. Bunun kavgası bile olmaz yani. <laughs> Çok Biraz bir var ama. Ben olsam... Çok ağzına bak indir beni diyor. <laughs> duruyor. Evet. Deh diyor ya da hatta. İkisinden biri. <gülüyor> e, <gülüyor> TV spor kapanmadan önce Rodeo'ya verirlerdi sürekli. iki sene sonra iki sene. Biraz ona benzetti. Hatırlamıyorum. İnşallah. Ben. i̇nşallah bizim programımızda Rodeo'larla bitmez sene sonunda. Evet inşallah. <laughs> e, bu arada e, at demişken, dehleme demişken bir video çıktı. Onunla değinmeyelim isterseniz <laughs> ama. At videosu mu? Yarış atı mı? Çok, ne Yani ben buna değinmeyelim ama bir yazabiliriz. Balıkesir'den mi ne anlamadım. Twitter'a gir. Dayı yaz. Aa, hayır. Abi, korkutma ya. Dayı. Evet, Showtime'ın bugünlük sonuna geldik. Değerli izleyenler çok teşekkür ederiz. <laughs> ben bunu kabullenemiyorum ve gidiyorum. Aha, bak dayı yazıcı buldu. Dayılar canımız bu arada. Ben şey yapmıyorum. Ben de dayıyım. Yeğenim Vallahi var. Ben tek, var. ya tek tek... sen bana hiçbir aile mensubuyla alakalı hiçbir şey söyleme buna. İki tane yeğenim var benim. Ha, dayıları tek bunu tek. Bunu da inanmıyor geliyorum. artık. Tamam, Yapma be abi be. Jockey abi. <laughs> bu arada Selim Kaya dönüyormuş. İşte bu bütün gün at yarışı oynamaktan olmuş abi. Keşke Jockey olsaymış. Baya Jokey bir dayı. Doğru. Jokey Selim Kaya, Kaya ne dönecekmiş bu arada. Dönüyor abi. mu? Evet. Çok ilginç bir karakterdi kendisi. Yani, telefonda uzun konuşmuştuk. Değişik adam. Kaya Brothers. Son Gazi'yi de kazandılar. Hı -hı. Urfa Aslanı'yla. Tebrik edelim. Tebrikler. Selim Kaya, Kaya çok yeteneklidir. Çok. Sergen gibidir yani. Bir gün acaba konuşalım. şeye mi gitsek ya? Hipodroma gidip oradan bir Showtime çeksek? Olur. Ozi kafayı yerdik seslerden dolayı. <laughs> Ekrem Bey deyince kızıyorlar yorumlarda hmm. gerçi. Ekrem Bey deyince. Neden? Kim Ekrem Bey? Kızıyorlar. Kim Ekrem Bey? İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçilmiş başkanı. Seçilmiş başkanımız. Neden Bey deyince kızıyorlar? Yok Ekrem ile alakalı şaka yapınca kızıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Artık Türkiye böyle bir yer oldu. Böyle. Kimseyle alakalı bir şey şaka yapmayalım. Deniz Şu, benim bir isteğim var. Başka bir şey var. Bana bir Özcan Deniz şarkısı <laughs> eski 90'lardan mırıldanır tamam. mısın? Hadi hadi meleğim Aha. gel de göreyim. 90'larda bir o var sanki. Ee, hayır bir yanaktan bir dudaktan. dudaktan bir hayır, Yeni o. o. Hadi ya. Ee, Özcan Deniz'i buzdan kar, kesti. Keskileri... Kartane, kartanesinden can tanesine o. Hayır o. Bir tanesinden, tanesinden o bir tanesine. Ben sana bir tane söyleyeyim mi? Söyle. Dön desem. Of <laughs> oh, çok iyi. En, en, iyi en iyi şarkısı. Dön desem. Seviyorum seni gel desem. Okudu valla. Sesi de güzel ha. Buradan taliplerine duyurulur. Özledim. Hadi çok hadi eleyim söyle. <laughs> hadi hadi meleğimi bilmiyorum. Gel de göreyim o güzel yüzünü ben de seveyim. Ya. Herkes seni ya. melek sanıyor. Hatırlıyor musunuz bunu? <laughs> Sevdan rengi, aşk adamı, innetir dert. Dur. Aa, bu adam çok iyi şarkı. Neredesin Firuze mi? Hayır, şey şarkı kalp Beni yarası. Afet. Ha kalp yarası, kalp yarası evet. da güzel şarkı ama bende de yok. Ben de yok. Tam repertuarımda eksik. Bu arada, aa evet. Size onu Abi bu olmayıp Pe Almanya'dan gelen tek adam olabilir. Prestij meselesi, masum kırmızı gül filmi izlemenizi öneririm. Mahsun Kırmızı Gül, Özcan Deniz ve Haluk Levent'in hayatını anlatan. Çok acayip bir film. Prestij meselesi mutlaka izleyin. Kimin filmi? Masum Kırmızı Gül'ün filmi. Masum Kırmızı canlandıran da oğlu Mahmut Kırmızı Gül ve aynılar. Bunu Haluk Levent'in söyledi acilmiş. Ben Twitter'daki ismi zannediyordum. Hani böyle Olabilir, acil yani. olaylara koşturuyor ya. Yani o Orijinal filmde Özcan Deniz'in küçüklüğüyle Haluk Levent'in küçüklüğünü canlandıran. Artur'un soyadı Bica... neydi biliyor musunuz? Dalga. Dalga. Yıllarca Mehmet Ali Erbil'den sakladı haklı olarak. Yani bir de soyadının dalga olduğu bilinseydi. Evet. Yani Rütük muhtemelen 3-4 katı hasılat yapardı Mehmet Ali Erbil'de. Buyurun. Neredeyse <laughs> Firuze işte <ya. gülüyor> Talepte bulunabiliyor muyuz? Hani arşivinde çalışan Ben Hugo'da olan küfür olayını ilgili bir kayıt varsa yani <laughs> artık bu 40 yıldır çıkarsa... bekliyorum falan yani. Onu varsa herkesin duyduğunu iddia etti Hugo'nundan. Senin de ben... abi videosunu çok bekliyorum şey yani. Tolga abi. Hmm. Ben evet ben hiçbir şey. Tolga biraz Hugo'ya benziyordu ha. böyle çok uzun süre evli olan çiftler birbirine benzer ya. <laughs> Gerçekten öyle. Ya Tolga... hayvanlar insanlar sahiplerine benzer gibi bir şey de var. Cadı şey, Senin kedi sana benziyor, benziyor mu? Benim kedi bazen zaman benziyor. Kim sileye cadı sileye benziyordu peki? E, kim cadıya mı? Cadı sileye kim benziyor? Şu an giderek biri cadı sileye benziyor. Kim benziyor? Akli melekeleri geriye giden bir insan. ...çok ünlü tanıdığınız... Yıldız Tilio mu? Hayır. Hı -hı. Kim? Söyleyemeyiz. Ona. Söyleyemeyiz. Canımız. Evet, değil mi? Evet. Ben da orada dalgacıyla dişliyi severdim. Dört ile sola, altı ile altı sağa. Ile. E, İkiyle ileri artık salak değilsen. E, bir şey daha söyleyeceğim. Onu da söylemeden edemeyeceğim. O Ses Türkiye yılbaşını izledim. Orada iki eski aşk buluştu. İki, yani iki, bir ikili buluştular. E, Ebru Hanım, Ebru Gündeş bastı. Bir sesi duydu. Uçayla. Kerem Alışık. Ben Uç'a diye heveslenmiş. Uç'a nerelerde? Kerem Alışık'la buluşlar ve orada Ebru Hanım'ın ah yapışı eski sevgililerin aslında buluştuklarını. Uç'a İstanbul'da yaşıyor diye biliyorum. Evet. Uç'a oku ok, uç çek bu. Derler ki bu programın sonu geldi artık. Evet, geldi Çıkalım kayıttan. Evet. Şey. Yani Oturun'un babası da Denizli'de yaşıyormuş. Evet, onu da onu da duydum. Dün i̇yi hatta iş. maç izlerken şey yaptık. Evet, programı bitiriyoruz. <laughs> e, çünkü yani e, her şey konuşuldu herhalde. Ekonomiden tutalım, e, felsefeden çıkalım. E, yemek konuşmadık. Ay, yemek konuşmadık bugün. Niye konuşmadık? Niye yemek konuşmadık? Bilmem. Yeni yıla hepimiz daha motive. Mesela Ali 8 Süzüldün kilo ya yani sen Süzüldü bir evet, anda. Evet, acayip süzüldü. Ama güzel oldu yani Biz de böyle oldu. İyi oldu iyi. Zaten fena olmazsan da her şey iyi durur. Ya. Sizi öpüyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere diyor. Lütfen soruların cevapları sizdeyse yazın. Allah aşkına yazın. Altın Üzer'de yolundaki yaşanan talihsiz kazayla. Zayıf bir değerlendirsin her evet. kendi işlerinde. Fikirlerini yazıp kendi kurgularında yapabilirler. Evet. Sana her denom dediğimde öyle deme işte. Lise talebesi misin? Öyle denir mi deniyordu. Evet. Türkiye'de nasıl bir trendsetter olduğumuz da anlaşıldı son Şimdi dönemde. Sağ Hediye. <laughs> Ama siz siz olun yine de insanları ismiyle hitap edin ve 11-15'te olmanız gereken yerde olun. Şimdi klasik hatırlatmamızı yapalım. Yeni yıl geldi ama hem eski hem de yeni ihtiyaçlarınız olabilir. İhtiyaçlar sizde. Teknolojiler Mediamarkt'ta farklı ödeme seçenekleriyle nerede, nasıl ve ne zaman istersen Mediamarkt'ta tam, tam zamanı, zamanı, diyelim ve programımıza da noktayı koyalım. Gelecek hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Derin. Benim kinderimle kalmaz mı da atamıyorum. Hadi vallahi. Hoşça